Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi bu gece yarın Ankara'da Türkiye Ombudsmanlığı olarak 21. yüzyılda insan haklarının geleceğine ilişkin bir konferans düzenliyor. Sabahki oturumumuz fevkalade başarılı geçti. Sayın Meclis Başkanımızın iştirakleriyle öğlene kadar olan bölüm sona erdi. Öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı oturumla devam edeceğiz. Ve yarın da yani 12 Ocak'ta da 4 oturumla toplantılarımız devam edecek. 21. yüzyılda insan haklarını tartıştığımız, insan haklarının geleceğini konuştuğumuz, müzakere ettiğimiz bu toplantı şu açıdan da çok önemli. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşında çok fazla ölü var. Çok fazla yaralı var. Her gün tonlarca bomba patlıyor, binlerce mermi sıkılıyor. Savaşın da en fazla mağduru siviller oluyor. Sivillerde de çocuklar, kadınlar ve yaşlılar var. Özellikle Rusya Müslümanlığıyla, Ukrayna Müslümanlığıyla görüşerek yaralıların, çocukların ve kadınların karşılıklı olarak tahliyesi veya Rusya'da bulunan Ukraynalıların, Ukrayna'da bulunan Rus vatandaşlarının karşılıklı olarak değişimi konusunda iki ombudsman arkadaşımızı Türkiye'de bir araya getirdik. Ve bizim de desteğimizle, bizim de onlara katkımızla çok önemli bir mesafe alındı. Görüşmeler devam ediyor. Umut ediyorum ki yarın ortak bir yol haritası ortaya çıkacak. Bunu memnuniyetle ifade ediyorum. Tabii savaş devam ederken Sayın Cumhurbaşkanımızın adil, demokratik, barıştan yana olan net tavrı savaş sürecince devam etmiştir. Sayın Zelenski ve Sayın Putin ile görüşen ender dünya liderlerinden biridir Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu gayretlerin sonucunda biliyorsunuz esir takası oldu ve ardından da tahıl koridoru açıldı. Tahıl koridoru açılması çok önemliydi çünkü Ukrayna'da, Rusya'da depolarda çürüyen tahıl çürüyüp gidecekti. Halbuki milyonlarca insan Afrika'da, Asya'da bu tahılı beklemekteydi ve bu tahıl koridorunun açılması sonucunda 17 milyon ton tahıl bu insanlara ulaştı. İşte bundan cesaretle, yürekle, bundan hareketle biz de bir insani koridor açmak istiyoruz. Her iki ombudsmanlarla görüşmemiz fevkalade iyi oldu. Umut ediyorum ki güzel bir çalışma programı ortaya çıkacak. Gelişmeler oldukça sizlere de bilgilendireceğiz.